Merhabalar, bu kitap YouTube Bizim Kütüphane ekibi tarafından seslendirilmiştir. Bu kitabı yasa dışı ve sizin internet kimliğinizi ele geçirebilecek sitelerden indirmek sakıncalı ve yasaktır. Emeğimize saygı gösterip bu kitabı YouTube kanalımızdan dinlediğiniz ve ücretsiz sesli kitap yayınlarımızın devamının gelmesine katkıda bulunduğunuz için çok teşekkür ederiz. Keyifli dinlemeler. Nikola Tesla. Aforizmalar. Seslendiren Vasfiye Sarıkaya. Hayatımın ilk yılları. İnsanlığın bitmek bilmeyen gelişimi hayati bir bağla icatlara bağlıdır. İnsanın yaratıcı zekasının en önemli ürünü olan icatların en büyük amacı zekanın maddi dünyaya egemen olması ve insanlığın ihtiyaçlarını karşılamak için doğanın güçlerinin kullanılmasıdır. Genellikle yanlış anlaşılan ve hak ettiği karşılığı alamayan mucidin en zor görevidir bu. Bu zorluklara rağmen mucitler, insanlığın verdiği zorlu mücadelede kendilerinin yardımı olmadan hayatta kalamayacağının farkına vararak sahip oldukları güçlerle teselli bulurlar. Kendi adıma konuşmam gerekirse bu durumun keyfini o kadar çok sürdüm ki hayatımın çoğu yılını coşkuyla geçirdim. Hep çok çalışkan olduğumu söylediler bana. Eğer düşünce de emekle eşdeğer görülüyorsa sanırım gerçekten öyleyim. Zira uyanık olduğum tüm saatlerimi düşünmeye adadım. Fakat çalışkanlık ille de belli bir zamanda belli bir faaliyet göstermek demekse benden daha tembeli yoktur herhalde. Zorla yapılan her şey hayat enerjinizin bir kısmını alıp götürür. Neyse ki hiçbir zaman böyle bir bedel ödemedim. Hatta tam aksine düşüncelerimle geliştim. Elektronik Deneyci Dergisi editörlerinin yardımıyla yayımlanacak bu makale serisi daha çok genç erkek okurlara hitap edecek. Bu makale serisinde çalışmalarımla ilgili aslına uygun bir hikaye anlatabilmek için her ne kadar gönülsüz de olsam çocukluğumdan bana kalan izlere ve mesleğimi seçmemde etkili olan koşullara değinmem şart. Hayatımızın ilk denemeleri tamamen içgüdüseldir. Capcanlı ve henüz disiplin altına girmeyen bir hayal gücünün yönlendirmeleridir. Büyüdükçe mantık ön plana çıkar. Gitgide daha sistematik düşünen, daha planlı bireyler haline geliriz. Fakat bu ilk denemeler başta üretkenlik göstermese de çok değerlidir ve kaderimizi belirleyebilir. Şimdi anlıyorum ki beni ilk denemelerime götüren bu dürtüleri bastırmak yerine onları geliştirseydim, dünyaya bıraktığım mirasa daha büyük katkılar sağlayabilirdim. Ne yazık ki yetişkin biri olana kadar içimde yatan mucidi fark edemedim. Bu durumun pek çok nedeni var. Öncelikle biyolojik araştırmaların açıklamakta zorlandığı, ender rastlanan bir zekaya sahip olağanüstü yetenekli bir abim vardı. Onun ani ölümü annemle babamı çok üzdü. Çok sevdiğimiz bir aile dostumuzdan hediye gelen bir atımız vardı. Bir insan kadar zeki olan bu Arap atı bir keresinde babamın hayatını kurtarmıştı. Bu yüzden ailecek seviliyordu. Bir kış gecesi babam acil bir görev için çağrılmıştı. Kurtlarla dolu dağlardan geçerken atımız korkmuş, babamı üstünden atıp kaçmıştı. Kanlar içinde eve gelen at, babamı aramak için çalan siren sesini duyunca hemen koşmaya başlayıp geldiği yere dönmüştü. Arama ekibi daha yolu yarılamışken saatlerdir karda baygın yattığının farkında olmayıp kendine gelir gelmez atına binen babamla karşılaşmışlardı. Abimin ölümüne neden olan yaraların sebebi bu attı. Bu trajik olaya birebir tanık olmuştum ve üzerinden 56 yıl geçmesine rağmen anılar beni etkilemeye devam ediyordu. Abimin yeteneklerinin hatırası bütün çabalarımı gölgede bırakıyordu. Ne zaman önemli bir şey başarsam, annemle babam yaşadıkları kaybı tekrar hüzünle hatırlıyorlardı. Bu yüzden özgüvensiz bir çocuk olup çıkmıştım. Fakat hiç aklımdan çıkmayan bir olaya bakacak olursak, aptal bir çocuk olarak da görülmüyordum. Bir gün sokakta arkadaşlarımla oynarken, belediye meclis üyelerinden oluşan bir grup yanımızdan geçti. Bu grubun varlıklı bir adam olan en yaşlısı, hepimize birer gümüş vermek için durdu. Yanıma gelince birden durup "Gözlerime bak," dedi. Gümüşü alabilmek için avucumu uzatıp adama baktığımda birden "Hayır, o kadar da değil. Hiçbir şey alamazsın benden. Fazla zekisin sen," dedi. Benim aklımda komik bir hikaye anlatılırdı. Yüzleri kırış kırış iki teyzem vardı. Birinin dişleri fil hortumu gibi çıkıktı. Ne zaman beni öpse dişlerini yanağıma geçirirdi. Şefkatli oldukları kadar çirkin de olan bu iki akrabamın bana sarılmasından çok korkuyordum. Bir gün annemin kucağındayken hangimiz daha güzeliz diye sormuşlardı bana.
Bense dikkatle yüzlerini inceleyip birini işaret etmiş ve ''Bu diğeri kadar çirkin değil.'' demiştim. Tabii bir de doğduğum günden beri bana uygun görülen papazlık mesleği var. Bu düşünce epey sinirimi bozuyordu. Ben mühendis olmak isterken babam bir türlü fikrini değiştirmiyordu. Napolyon'un ordusunda savaşmış bir subayın oğlu olan babam da büyük bir kurumda matematik profesörü olan abi gibi asker eğitim almış. Ancak ilginçtir ki sonradan papazlığı tercih edip bu meslekte oldukça yükselmişti. Çok bilgili, gerçek bir filozoftu babam. Bunların yanında şairlik ve yazarlık yönü de vardı. Hitabet sanatında da başarılıydı. Öyle ki bazılarının Abramov'a kadar etkileyici olduğu söyleniyordu. Çok güçlü bir hafızası vardı. Sık sık farklı dillerdeki eserlerden ezbere uzun uzun alıntılar yapardı. Klasik eserlerden bazıları kaybolsa bile onları baştan yazabileceğini söylerdi şakayla karışık. Yazım tarzı son derece takdir edilirdi. Cümleleri kısa ve özlü. Akıllı ve zekası çok kıvrak bir adamdı babam. Her zaman kendine has tuhaf ama komik yorumlar yapardı. Gözünüzde canlandırabilmeniz için birkaç örnek vereyim. Yardımcılarımız arasında çiftlikteki işler için tuttuğumuz Mane adında şaşı bir adam vardı. Bir gün odun keserken babam yakınından geçen baltadan rahatsız olup ''Tanrı aşkına May, baktığın şeye değil, kesmen gereken şeye vur şu baltayı.'' demişti. Bir keresinde de at arabasında yanında oturan zengin arkadaşını kürkü tekerleğe sürtüyor diye ''Çek şu kürkünü, tekerleğimi mahvediyorsun.'' diye azarlamıştı. Bazen kendini konuşmaya kaptırır, kavga kızışınca da farklı ses tonları kullanırdı. Dışarıdan biri duyacak olsa odada bir sürü insan var sanırdı. Mucit kişiliğinin gelişmesinde annemin çok etkisi olsa da babamdan aldığım eğitimin büyük faydasını gördüm. Birbirimizin düşüncelerini tahmin etme, bir şekildeki ya da cümledeki hataları bulma, uzun cümleleri tekrar etme veya akıldan hesaplama yapma gibi pek çok farklı alıştırma yaptırdı bana. Şüphesiz bana büyük katkı sağlayan bu derslerin amacı hafızamı ve mantığımı güçlendirmek, özellikle de eleştirel düşünce yeteneğimi geliştirmekti. Annem geçmişinde pek çok mucit yetiştiren köklü bir aileden geliyordu. Babası ve dedesi evde, tarlada ve başka alanlarda kullanılabilecek pek çok farklı alet geliştirmişti. Harika bir kadındı annem. Çok yetenekli, azimli ve cesurdu. Hayatın tüm zorluklarına göğüs germiş, pek çok zorlu süreçten geçmişti. 16 yaşındayken ölümcül bir salgın tüm ülkeye yayılmış, babası ölenlerin cenaze törenlerini yönetmek için evde olmadığı sırada annem tek başına salgına yakalanan bir komşusunun yardımına koşmuştu. Komşu ailenin 5 üyesi de hastalığa yenilmişti. Annem cesetleri tek tek yıkamış, giydirmiş, hepsini adetlere göre çiçeklerle donatmıştı. Bu sayede babası döndüğünde düzgün bir Hristiyan cenazesi için her şey hazırdı. Annem de bir mucitti, hem de en iyisinden. Eğer modern yaşamdan uzak kalmasaydı eminim ki çok büyük şeyler başarırdı. Bir sürü farklı alet edevat tasarlar, kendi ördüğü ipliklerden harika desenler çıkarırdı. Tohumları bile kendi eker, yetiştirdiği bitkilerin liflerini elleriyle ayırırdı. Yorulmak nedir bilmeden gece gündüz çalışırdı. Giydiğimiz kıyafetlerden evin döşemelerine kadar her şey annemin elinden çıkmaydı. 60 yaşını geçtiğinde bile elleri hala kaşla göz arasında 3 düğüm atabilecek kadar çabuktu. Kendimi geç keşfetmemin başka önemli bir sebebi daha vardı. Çocukluğumda tuhaf bir hastalıktan müzdariptim. Gözümün önünde ışıklar çakıyor, görüntüler beliriyordu. Bu görüntüler gerçek nesnelerin görüntüsünü bozuyor, bir yerden sonra hareketlerimi kısıtlıyordu. Gözümün önüne gelen bu görüntüler asla hayal ettiğim şeyler değil, mutlaka daha önce gördüğüm nesnelerin ya da manzaraların birer resmiydi. Bana bir şey söylendiğinde, söylenen sözle ilgili bir imge anında gözümde canlanıyordu. Bazense gördüğüm şeyin gerçek mi, hayal mi olduğunu ayırt edemiyordum. Bu durum beni çok rahatsız ediyor, oldukça endişelendiriyordu. Danıştığım hiçbir psikoloji ve fizyoloji öğrencisi bu durumu tam açıklayamıyordu. Eşi benzeri olmayan bir hastalıktı sanki benimki. Ancak abimin de benzer bir hastalık yaşadığını bildiğim için doğuştan bu hastalığa yatkın olduğumu düşünüyordum. Benim teorime göre bu görüntüler kuvvetli uyaranlara karşı beynimin retina yoluyla verdiği refleks tepkilerdi. Hastalıklı zihinlerin ürettiği halüsinasyonlar gibi değildi bunlar. Çektiğim acıyı daha iyi anlatabilmek için size bir örnek vereyim. Bir cenazeye ya da başka acı veren bir olaya tanık olursam, bir gece ansızın o sahnenin görüntüsü
tüm canlılığıyla gözlerimin önünde beliriyor ve ne kadar ondan kurtulmaya çalışsam da gözümün önünden gitmiyordu. Bazen ne kadar uğraşsam da boşlukta sabit kalıyordu. Adeta elimi o görüntünün içinden geçirebiliyordum. Eğer bu açıklamam doğruysa, insanın zihninde canlandırdığı herhangi bir görüntü bir ekrana yansıtılıp gösterilebilir. Böyle bir gelişme tüm insan ilişkilerinde devrim yaratırdı. Bu gelişmenin zamanı geldiğinde gerçekleşeceğine inanıyorum. Bu sorunun çözümünde epey kafa yorduğumu söylemeden geçmeyeyim. Bu acı dolu görüntülerden kurtulabilmek için gördüğüm başka şeylere odaklanmayı denedim. Bu sayede geçici bir rahatlığa kavuşuyordum. Ancak sürekli gözümün önüne getirecek yeni görüntüler düşünmem gerekiyordu. Zihnimde tüm görüntüleri tüketmem çok sürmedi. Dünyanın çok büyük bir kısmını, sadece evdeki ve çevredeki nesneleri gördüğüm için aklımın iplikleri artık boşa dönüyordu. Kendimce bulduğum başka görüntüler düşünme tedavisi için veya üçüncü denemeden sonra etkisini kaybetti. Daha sonra içgüdüsel olarak tanıdığım küçük dünyanın sınırlarını aşarak gezintiler yapmaya ve yeni görüntüler oluşturmaya başladım. Başlangıçta bulanık ve belirsiz olan bu görüntüler ne zaman dikkatimi onların üstünde yoğunlaştırırsam kayboluyordu. Fakat zamanla onları sabitlemeyi başardım. İlk başta güçlenip açıklık kazandılar. En sonunda da gerçeklerin somutluğuna ulaştılar. Çok geçmeden yeni görüntüler gördükçe daha da rahatladığımı fark ettim. Bu yüzden elbette zihnimin derinliklerinde seyahat etmeye devam ettim. Her gece, bazen de gündüzleri, yalnızken başlıyordum bu zihinsel seyahatlerime. Yeni yerler, yeni şehirler, yeni ülkeler tanıyor, oralarda yaşıyor, yeni insanlarla tanışıp onlarla arkadaş oluyordum. İnanması güçtür ki oralarda edindiğim arkadaşlarım da en az gerçek hayattakiler kadar içtendi. Bu hayali gezintilere bir süre devam ettim. 17 yaşıma geldiğimde ise aklımı tümüyle icatlarıma vermiştim. Sonradan mutlulukla fark ettim ki hayal gücüm inanılmaz derece genişlemişti. Hiçbir şekilde modellere, çizimlere veya deneylere ihtiyaç duymuyordum. Hepsini gerçekmişçesine zihnimde canlandırabiliyordum. Böylelikle tamamen bilinçsizce de olsa bir şeyler yaratmaya ve bulmaya dair tasarılarımı maddeleştirmek için kendimce bir yöntem geliştirdim. Bu yöntem deneysel yönteme taban tabana zıttı ama bana kalırsa çok daha hızlı ve verimli işliyordu. İnsan kafasındaki fikri pratiğe dökmeye yarayacak bir alet geliştirdiği an, aletin ayrıntılarında ve eksiklerinde kendini kaybeder. Geliştirme ve yeniden inşa süreci devam ettikçe konsantrasyon azalır ve temelde yatan fikri gözden kaçırmaya başlar. Bu süreçten yine sonuç alınır belki, ancak kaliteden muhakkak ödün verilir. Benim yöntemim ise daha farklı. Ben işe koyulmak için acele etmiyorum. Aklıma bir fikir gelince onu önce hayalimde canlandırıyorum. Düşünce yapısını değiştiriyorum, fikri iyileştiriyorum ve yapacağım aletin nasıl çalışacağını zihnimde canlandırıyorum. Nerede olduğunun önemi yok. Türbinimi düşüncelerimde ya da atölyemde çalıştırıyorum. Dengesiz mi, değil mi ona bile dikkat ediyorum. Tüm bunlara rağmen hiçbir fark gözlemlemiyorum. Sonuçlar hep aynı çıkıyor. Bu sayede hiçbir şeye dokunmadan hızlıca eksiksiz tasarımlar yapabiliyorum. Kafamda oluşturduğum her türlü gelişmeyi icadıma uygulayıp hiçbir hata görmediğimde beynimin ürettiği bu aleti somut bir şekle sokuyorum. İcadım tıpkı kafamda canlandırdığım şekilde eksiksiz çalışıyor ve deneyim planladığım şekilde sonuçlanıyor. 20 yıldır bir kez farklı sonuç almadım. Neden olsun ki zaten? Gerek makine, gerek elektrik mühendisliğinde sonuç daima mutlaktır. Matematiksel açıdan ele alınmayacak bir konu yoktur. Etkiler de eldeki teorik ve pratik verilerle hesaplanıp öngörülebilir. Bir fikrin hali hazırda anlaşılan yöntemle pratiğe dökülmesi işlemi bana kalırsa enerji, hatta para ve zaman kaybından başka bir şey değildir. Çocukluğumda bana musallat olan hastalık bir şekilde geçmişti. Bitmek bilmeyen bu zihinsel zorlamalar gözlem yeteneğimi büyük ölçüde geliştirmiş, çok önemli bir gerçeği keşfetmemi sağlamıştı. Gözümün önüne gelen görüntülerin öncesinde daima gerçek sahnelerden parçalar gördüğümü ve her seferinde beni en başta uyaran şeyin ne olduğunu bulmak zorunda kaldığımı fark ettim. Bir süre sonra bu çabam adeta otomatikleşti ve sebeplerle sonuçları birbirine bağlama yeteneğim gelişti. İlginçtir ki sonrasında aslında düşündüğüm her şeyin dışarıdan edindiğim izlenimlerin sonucu olduğunu fark ettim. Yalnızca düşüncelerle kalmıyor, davranışlarım da aynı şekilde etkileniyordu. Zamanla anladım ki düşünebilen,
ona göre hareket edebilen ve duyu organlarının uyarılarına tepki verebilen bir otomat gibiydim. Bu durumun pratiğe dökülme sonucu şimdiye kadar hep aksiliklerle yürütülen telematik bilim oldu. Bu bilimin henüz gelişme göstermemiş olanakları ise zaman içinde ortaya çıkacaktır. Yıllardır öz denetimli otomatlar tasarlıyorum. Belli bir yere kadar akıllı mekanizmaların üretilebileceğine ve bunların gerek ticaret, gerek sanayi alanında devrim yaratacağına inanıyorum. Kendi irademle gözümün önünde bir görüntüyü kovmayı başardığımda yaklaşık 12 yaşındaydım. Ancak daha önce bahsettiğim ışık çakmalarını hala kontrol edemiyorum. Bunlar yaşadığım en tuhaf ve açıklanamaz deneyimler olabilir. Genelde tehlikeli veya stresli bir durumda kaldığımda ya da coşkuyla sevindiğimde başıma geliyor. Bazen etrafımı saran havayı bile alevler içinde kalmış gibi gördüğüm oluyordu. Bu durum yok olacağına zamanla şiddeti daha da arttı. Özellikle 25 yaşımdayken zirveye ulaştı. 1883 yılında Paris'teyken Fransız bir fabrikatör beni ava davet etmişti. Ben de kabul ettim. Uzun zamandır atölyemden çıkmıyordum. Bu yüzden temiz hava bana iyi geldi. Şehre döndüğüm gece sanki beynim yanıyormuş gibi bir hisse kapıldım. İçinde küçük bir güneş varmış gibi parlayan bir ışık gördüm. Ve tüm gece ateşler içinde yanan alnıma ıslak bezler koydum. Nihayet ışıkların şiddeti de, sıklığı da azaldı. Ancak tamamen yok olmaları 3 haftadan uzun sürdü. Aynı fabrikatör ikinci kez beni ava davet ettiğinde cevabım kesin bir hayır oldu. Bu ışık olayları zaman zaman, örneğin yeni bir fikre kapılıp heyecanla olasılıkları gözden geçirirken tekrarlanıyor. Ancak şiddeti azaldığında öncekiler kadar heyecanlandırmıyorlar beni. Gözlerimi kapadığımda yıldızsız bir gecede görebileceğiniz gökyüzünü andıran koyu mavi, karanlık arka planı incelerim. Birkaç saniye içinde bu alanın katmanları kırpışmaya ve bana doğru yaklaşan yeşil pullarla dolmaya başlar. Sonra sağ tarafta çok güzel bir desen belirir. Paralel çizgilerden oluşan ve birbirine karşı dik açıyla duran iki sistemden oluşur. Her rengi barındırır ama altın rengi daha baskındır bu desende. Desen oluştuktan hemen sonra çizgiler daha da parlar. Bütün alanı yanıp sönen ışık noktacıkları kaplar. Bu görüntü yavaş yavaş görüş alanım boyunca kayar ve yaklaşık 10 saniye içinde sol tarafta kaybolup ardında çirkin ve durgun bir grilik bırakır. Bu grilikte çok geçmeden türlü şekillere girmeye çalışan bir bulut denizine kendini kaptırır. İlginçtir ki ikinci aşamaya geçene dek bu griliğin içinden bir şekil çıkartamıyorum. Uykuya dalmadan önce her zaman insanların ya da nesnelerin görüntüsü geçiyor gözlerimin önünden. Onları görmeye başladığımda uyumak üzere olduğumu anlarım. Bu görüntüler bir türlü gözümün önüne gelmiyorsa o gece bana uyku yok demektir. Hayal gücümün hayatımda ne kadar büyük bir rol oynadığını anlatabilmek için yaşadığım bir başka tuhaf deneyimi anlatmak istiyorum. Çoğu çocuk gibi ben de zıplamaya bayılırdım. Kendimi havada hissetmek beni çok heyecanlandırırdı. Bazen dağlardan gelen oksijenle dolu güçlü bir rüzgar vücudumu bir tüy gibi savurur, ben de zıplayan havada süzülürdüm. Süzülürken uçuyormuş gibi harika hissederdim kendimi. Ne yazık ki ayaklarım yere bastığında bu his yerini hüsrana bırakırdı. O dönemde sevdiğim ve nefret ettiğim pek çok tuhaf şey oldu. Garip alışkanlıklar edindim. Bazılarını dış etkenlere bağlayabiliyorum. Bazılarının kaynağını ise hala çözemedim. Örneğin, kadınların taktığı küpelerden nefret ederken bilezik gibi başka takılar hoşuma gidiyordu. İnci görmeye tahammül edemezken parlak kristaller, sivri köşeli ve düz yüzeyli kristaller beni cezbediyordu. Başka birinin saçına ancak kafama silah dayarlarsa dokunabilirdim. Şeftaliye bakmak bile ateşimin çıkmasına yetiyordu. Evin bir yerinde bir parça bile olsa defne yaprağı olduğunu bilmek beni deli ederdi. Şimdi bile bu huylarımdan tam olarak kurtulamadım. İçi sıvı dolu bir tabağa kağıt parçacıkları atacak olsam ağzımda tuhaf bir tat hissederim. Eskiden yürürken adımlarımı sayar, çorba kaselerinin, kahve fincanlarının ve yemeklerin hacmini hesaplardım. Yoksa yediğimden bir şey anlamazdım. Yaptığım tüm tekrarlı hareketler ve işlemler üçe bölünmek zorundaydı. Üçe bölünemezse saatlerimi alsa bile her şeyi baştan yapmak zorunda hissediyordum. 8 yaşıma kadar zayıf karakterli ve kendine güvensiz bir çocuktum. Bir karar alıp arkasında duracak kadar cesur ya da güçlü değildim. Duygularım dalga dalga gelip kabarıyor, sınırları zorluyordu. Bitmek bilmeyen tutkularım beni adeta tüketiyor, çok başlı su yılanı, hidra gibi sürekli çoğalıyordu. Hayatın getirdiği acılar,
ölümle ilgili düşünceler ve dini korkular altında eziliyordum. Batıl inançların etkisi altında kalıyor, sürekli şeytani ruhların, hayaletlerin, devlerin ve karanlıktan her an fırlayabilecek canavarların korkusuyla yaşıyordum. Derken bir anda öyle bir değişim yaşadım ki hayatımın gidişatı tamamen farklı bir yere yöneldi. Her şeyden çok kitapları seviyordum. Babamın geniş bir kütüphanesi vardı. Vakit buldukça okumaya duyduğum açlığımı gidermeye çalışıyordum. Babamsa kitaplarını okumama izin vermiyor, ne zaman beni kitap başında görse azarlıyordu. Karanlıkta gizli gizli kitap okuduğumu öğrenince evdeki tüm mumları sakladı. Gözlerimi bozmamı istemiyordu. Fakat ben bir yerden iç yağı bulup kendime fitil yaptım. Boş bir tenekenin içine çubuklar sapladım. Böylece her gece anahtar deliğiyle kapının boşluklarını örtüp kitap okuyabiliyordum. Okumam neredeyse şafak vaktine, herkes uykudayken annemin gündelik işlerine başladığı zamana kadar sürüyordu. Bir keresinde ünlü Macar yazar Josika'nın Sırpça'da Aba'nın Oğlu isimli kitabının çevirisine denk geldim. Bu kitap bir şekilde o zamana kadar içimde uyuyan irade gücümü uyandırdı ve sonunda kendimi kontrol etmeye başladım. İlk başlarda kararlılığım bahar aylarında yağan karlar gibi hemen eriyordu. Ancak çok sürmeden zayıflığımı yenmeyi başardım. Ve daha önce hiç tatmadığım bir duyguyu, gerçekten istediğim bir şey yapmanın mutluluğunu tattım. Zaman geçtikçe bu zihinsel egzersizleri iyice alışkanlık edindim. Başlarda isteklerimi bastırmak zorunda kalsam da gün geçtikçe arzularımla iradem birleşti. Kendimi böylece disipline sokmam yıllarımı alsa da sonunda o kadar kontrollü olmuştum ki en güçlü insanları bile yıkabilecek tutkuları parmağımda oynatıyordum. Bir yaştan sonra kumara bağımlı oldum ve bu durumun ailemi oldukça endişelendirdiğine tanık oldum. İskambil kağıtlarının başına oturduğum an mutluluğu buluyordum adeta. Oldukça örnek bir hayat süren babam için bu uzun zaman ve para kaybı affedilmezdi. İradem sağlamdı, azimliydim. Fakat felsefem yanlıştı. Babama, ''İstediğim an kumarı bırakabilirim ama beni bu kadar mutlu eden bir şeyi neden bırakayım ki?'' diyordum. Babam öfkesini açıkça belli ediyor, annemse farklı bir yol izliyordu. İnsan sarrafı olan annem, kurtuluşumun yine kendi ellerimde olduğunun farkındaydı. Hatırlıyorum da bir gün tüm paramı kaybetmiştim. Yine de başka bir oyun oynamak için can atıyordum. Annem elinde bir tomar parayla çıkıp geldi ve bana ''Bu parayı al ve keyfine bak.'' Tüm paramızı ne kadar çabuk bitirirsen o kadar iyi olur. Bunu bir şekilde atlatacağını biliyorum, dedi. Gerçekten de haklıydı. O an oracıkta tüm kumar isteğimi kaybettim. Arzumu yenmekle kalmamış, onu kalbimden izi kalmayacak şekilde söküp atmıştım. O günden beri de kumarın hiçbir türüne dönüp bakmadım. Başka bir dönemde de sigaraya bağımlı oldum. Öyle ki sağlığım bozulma noktasına gelmişti. Sonra iradem baskın geldi ve sigarayı bırakmakla kalmayıp içimdeki tüm hevesi de sildim. Çok önceden kalp rahatsızlığım vardı. Sonra bunun sebebinin her sabah içtiğim bir fincan masum kahve olduğunu anladım. Kolay olmasa da kahveyi bıraktım. Bu şekilde başka alışkanlıklarımı ve arzularımı da gözden geçirip kendimi dizginledim. Hayatımı güvenli bir şekilde devam ettirip pek çok kişinin fedakarlık veya yoksunluk olarak göreceği bir şeyle fazlasıyla tatmin olmuştum. Politeknik Üniversitesi'ni bitirdikten sonra büyük bir ruhsal çöküntü yaşadım ve bu sıkıntılı dönemde pek çok tuhaf ve inanması zor olayla karşılaştım. Nikola Tesla. Aforizmalar. Bu müsrifliğin sonuna dek devam etmeyeceği açıktır. Çünkü jeolojik araştırmalar yakıt kaynaklarımızın sınırlı olduğunu gösteriyor. Son yıllarda stoklarımız öyle hesapsızca kullanıldı ki tüm kaynaklarımızın tükenmesi tehdidiyle karşı karşıyayız. Yıkmak için inşa ediyoruz. Çalışmalarımızla kaynaklarımızın çoğu insafsızca heba ediliyor. İlerleyişimizi tahribatla damgalıyoruz. Gözümüzün gördüğü her yerde zaman, emek ve yaşam kaybı var. Sevimsiz bir manzara ama gerçek bu. İleride bugünü anmak ve bilimsel öngörülerimi sınamak adına şunu söylemekten çekinmiyorum. Uçan makinelerle gemilerin kablosuz elektrikle çalıştırılması bundan 10 sene sonra bir mucize olma özelliğini yitirecektir. Bilimsel gelişmeler, ahlak kurallarımızla geleneklerimizi bile değiştirebilir. Belki de kısa bir süre sonra olayların gidişatına öyle bir alışacağız ki birilerinin iskeletimizi ya da organlarımızı mercek altına yatırdığını bildiğimiz halde rahatsız olmayacağız.
kolaylıkla erişilebilen üst hava katmanlarından elektrik enerjisinin her mesafeye iletebildiğini deneylerle kesin olarak göstermiş bulunuyorum. Bu gerçek ortaya çıktığından beri tüm varlığımı bu iletimi geniş ölçekte yapabilmeye adadım. Yakın bir gelecekte aklımızda oluşan bir imgeyi ekran üstüne yansıtmak ve istenen yerde görüntülenmesini sağlamak mümkün olacak. Bu düşünce okuma aracının tamamlanması, sosyal ilişkilerimizin iyileşmesi adına bir devrim niteliği taşıyacak. Doğanın kendisinden daha büyüleyici, üstünde çalışmayı daha çok hak eden bir konu yoktur. Bu büyük mekanizmayı anlamak, etkin kuvvetlerini ve onları yöneten yasları keşfetmek insan aklının en büyük amacı olmalıdır. Öyle görünüyor ki hep ben zamanımın ilerisinde oldum. Niagara şelalesinden benim sistemimle enerji elde edildiğini görmek için 19 yıl. En temel kablosuz sistem icatlarımın kullanıldığını görmek içinse 15 yıl beklemem gerekti. Dönen manyetik alan keşfimi, her ne kadar kıymetli olursa olsun binlerce buluşa değişmem. 1000 yıl sonra telefon ve kamera işlevini yitirebilir ama döner manyetik alan prensibi ilelebet hayati önem taşıyacak ve canlı kalacaktır. Çoğunluğun asla başarılamayacağına inandığı bazı sonuçlar elde edebilmem bana yıllar süren bir fikir silsilesine mal oldu. Şimdi ise bu sonuçlarla pek çok kişi hak iddia ediyor ve sayıları savaştan sonra güneydeki albay sayısının arttığı gibi artıyor. Bu büyüleyici görüntünün çocuksu hayal gücümde bıraktığı etkiyi ne kadar anlatsam az. Günlerce kendime elektriğin ne olduğunu sorup cevap bulamadım. 80 yıl geçti, hala aynı soruyu soruyorum ve cevap veremiyorum. Çoğu genç gibi ben de gönlümde hayal sayılabilecek şeyler barındırıyorum. Ama ideallerimden bazılarına kavuşacak kadar talihliysem bu tüm insanlığın menfaatine olacaktır. En heyecanlı kısmı da umutlarım gerçekleştiği takdirde bunları bir sırpın yapmış olmasıdır. Bütün araştırma dallarının eskisiyle yenisiyle hızla gelişen sayısız sanayi alanının arasında bir tanesi var ki diğerlerine ağır basıyor. Bu da insanlığın rahatı ve iyiliği için, varlığını söylemiyorum bile, büyük önem taşıyan elektrik enerjisinin iletimidir. Duyularımız dış dünyanın yalnızca küçük bir bölümünü algılamamızı sağlar. Ancak belli bir mesafe kadar işitebiliriz. Birbirimizi anlayabilmek için duysal algılarımızın ötesine ulaşmalıyız. Zekamızı iletebilmeli, malzemeleri taşıyabilmeli ve varlığımız için elzem enerjileri nakledebilmeliyiz. Savaş koşullarından dolayı bütün diplomalarımı, derecelerimi, onur belgelerimi, altın madalyalarımı eski bir sandıkta tutarken 30 sene evvel Amerikan vatandaşlığına geçtiğimi gösteren belgeleri daima bir kasada tuttuğumu bilmeyenlerin kafalarında ön yargı oluşmuş olabilir. İnsanlığın ilerlemesini engelleyen en büyük direnç Buda'nın deyişiyle dünyanın en büyük kötülüğü cehalettir. Cehaletten kaynaklanan bu direnç ancak bilginin aktarılması ve insanlığın heterojen unsurlarının birleştirilmesiyle mümkün olacaktır. Bu amaç uğruna hiçbir emek boşa harcanmış olmaz. Daha çok bildiğimizde cehaletimizin daha da arttığını söylemek ne kadar çelişkili dursa da doğrudur. Çünkü ancak aydınlanma yoluyla sınırlarımızın farkına varırız. Entelektüel gelişimin en memnuniyet verici sonuçlarından biri yeni ve daha büyük ihtimallere kapı açmasıdır. Eğitimli bir gözlemci, hatta sosyolojik anlamda hiç eğitim almamış biri için bile şu açıktır ki, asırlar süren bir zaman sonunda dünyada cinsiyet ayrımcılığına karşı yeni bir tavır benimsendi. Ve bu tavır 1. Dünya Savaşı'nın hemen öncesi ve sonrasında beklenmedik bir şekilde canlandı. İnsan dişisinin cinsiyet eşitliği mücadelesi, kadının daha üstün olduğu bir cinsiyet düzeniyle son bulacaktır. Yalnızca yüzeysel olgularla kendi cinsiyetinin gelişimini sezebilen modern kadın, aslında insan ırkının bağrında şekillenen daha derin, daha kuvvetli bir şeyin tecelli edişidir. İspatlamadığım hiçbir şeyin bildirisinin altına imzamı atmadım. Bu yüzden benim yaptığım hiçbir beyan tekzip edilmemiştir ve bundan sonra da edileceğini sanmıyorum. Zira bir şey yayımlayacağım zaman önce deneyini, sonra hesaplamasını yapar, teoriyle pratik birbirini tuttuğunda sonuçları duyururum. Edison, samanlıkta bir iğne arayacak olsa, bir bal arısının nazmıyla işe koyulur, iğnenin nerede olabileceğini durup düşünmez. Aradığı nesneyi bulana kadar da sapla samanı birbirine katardı. Oysa küçük bir teori ve hesaplamayla harcadığı emekten %90 tasarruf edebilirdi. Akıl inziva halindeyken ve kesintisiz kendi başınalığında çok daha işler.
Düşünmek için büyük bir laboratuvara ihtiyaç yoktur. Yaratıcı zekayı köstekleyen harici tesirlerden uzakta, özgünlük büyüyüp serpilir. Yalnız kalın. İcadın sırrı buradadır. Yalnız kalın. Fikirler buradan doğar. İnorganik denen ve ölü kabul edilen maddeler bile dış uyaranlara tepki verirler ve içlerinde canlı bir öz olduğunu hayata yer bırakmayacak şekilde kanıtlarlar. Var olan her şey, ister organik olsun, ister inorganik, ister hareketli olsun, ister durağan, harici uyaranlara karşı duyarlıdır. İcatlar sayesinde yarın öbür gün bütün insanlığın arzuladığı ölümsüzlüğün, ebedi güzelliklerle gençliğin sırrı bulunacak olsaydı, bir kütlenin hızını aniden değiştirmesini engelleyen etkenler aynı şekilde bu yeni bilgiye direnç gösterirlerdi. Ta ki zaman insanlığın düşüncelerini değiştirene kadar. Franklin'den Morse'a kadar bütün bilim insanları sarih düşünürlerdi ve hatalı teoriler üretmezlerdi. Günümüz bilim insanları sarih düşünmek yerine derin derin düşünüyorlar. Sarih düşünmek için insanların aklı başında olmalı. Oysa insan hem derin düşünüp hem de deli olabilir. Bir mucidin en büyük gayreti hayat kurtarmaktır. İster doğanın güçlerini kontrol altına almaya çalışsın, ister aletleri icat etsin, ister rahatlık ve fayda sağlayan bir şeyler yapsın. Her durumda varlığımızı emniyete almaktadır. Ayrıca tehlike anında sıradan bir bireyden daha kabiliyetlidir. Çünkü gözlemci ve beceriklidir. Einstein'ın izafiyet teorisi, insanları şaşırtan, büyüleyen ve altında yatan hataları gözlerini kör eden devasa bir matematik yanlışıdır. Teorinin morlara büründüğü için cahil kimselerin kral sandığı bir dilenciden farkı yoktur. Yandaşları çok zeki insanlardır ama bilim insanı değil, metafizikçilerdir. Mevcut yaşam koşullarında elimizden gelen işin en iyisini çıkarmak için uyarıcılara, çay, kahve, sigara, alkol, ihtiyacımız olduğu doğrudur. Bu sebeple aşırıya kaçmadan iştahımızı ve her açıdan eğilimlerimizi kontrol altına almalıyız. Yıllardır benim yaptığım budur. Bu sayede bedenimi ve zihnimi genç tutuyorum. Kadınların yeni alanlarda girişimde bulunmaya başlaması ve liderliği yavaş yavaş ele geçirmeleri kadınsı hislerini köreltip nihayetinde tamamen yok edecek. Annelik içgüdülerini ortadan kaldıracaktır. Böylelikle evlilik ve annelik nefret uyandıracak ve medeniyet gitgide arıların mükemmel medeniyetine benzeyecektir. Bir gün sokakta çocuklarla oynarken meclis heyeti yanımızdan geçti. Bu muhterem adamların en yaşlısı varlıklı bir adamdı. Hepimize birer gümüş verecek oldu. Yanıma gelince birdenbire durup, "Gözlerime bak," dedi. O çok değerli sikkeyi almak için elimi uzatıp adama baktığımda, beklenmedik bir şekilde, "Yok, benden bir şey alamazsın. Sen fazla zekisin," dedi. İnsan henüz ham halindeki bir fikri pratiğe dökmeye yarayacak bir aleti yaptığı anda kaçınılmaz olarak aletin ayrıntılarıyla eksikliklerinde kaybolur. Geliştirmeye ve yeniden yapmaya devam ettikçe konsantrasyon gücü azalır ve temel prensibi gözden kaçırmaya başlar. Sonuç yine alınabilecektir ancak kaliteden ödün vererek. Çalışmalarımda beni teşvik eden asla maddi kazanç olmadı. Yine de işime devam edebilmem için bilim ve sanayiye verdiğim değerli hizmetlerim karşılığında emeklerimin tazmin edileceğini umuyorum. Mühendisliğin ister elektrik olsun ister makine sonuçları pozitiftir. Matematiksel açıdan ele alınamayacak bir konu yoktur ve mevcut teorik ve pratik verilere göre sonuçlar hesaplanabilir ya da öngörülebilir. Şu anda genellikle karşılaşılan ham bir düşüncenin pratiğe dökülmesi işlemi bana göre enerji, para ve zaman kaybıdır. Arı hayatının merkezinde kraliçe arı vardır. Kraliçe arı kovana kalıtsal hakkı olduğu için hükmetmez. Zira her yumurtadan bir kraliçe arı çıkabilir. Bu böcek türünün rahmi görevini gördüğü için hükmeder. Düşünceler baş döndürücü doruklar gibidir. Önce seni rahatsız ederler. Bir an önce aşağı inmek istersin. Kendi gücüne güvenmezsin. Ama sonra hayatının karmaşasından uzakta olduğundan ve bulunduğun irtifatın ilham verici etkileriyle sakinleşirsin. Adımların kararlı ve sağlam bir hal alır ve sonra daha da baş döndürücü dorukları aramaya başlarsın. Son gelişmeler ışığında yakın bir gelecekte
telgraf mesajlarının okyanus aşırı ülkelere kablosuz iletilmesini bekleyebiliriz. Kısa mesafelerde ise uzman operatör gerektirmeyen kablosuz telefonlara ihtiyacımız var. Geçmişteki onca büyük devrimci fikrin akıl almaz bir yavaşlıkta gelişmesi göz önüne alındığında, evrensel barışın tam anlamıyla gerçekleşmesi çok olası görünmese bile, bunun için çok uzun zaman geçmesi gerekmeyebilir. Hareket halindeki bir kütle olarak insanoğlu, gösterdiği rehavet ve sebat açısından hayattaki tezahürlerinden ayrılamaz. Bir fikrin başarısı, özünde var olan değerden ziyade çağdaşlarının tutumuna bağlıdır. Zamanlıysa hemen uygulamaya geçilir. Zamansızsa güneşin sıcağını aldanıp topraktan baş veren bir filiz gibi bastırılan donla büyümeden ölür. Edison gibi bir fenomenin bir daha dünyaya gelmesi pek olası değildir. Koşullardaki köklü değişim ve artan teorik eğitim gereksinimi bu durumu imkansız kılmaktadır. Edison kendi memleketinin tarihinde eşsiz ve yüce bir yer kaplayacaktır. Memleketi onun muazzam dehasıyla insanlığın menfaati için elde ettiği başarılardan kıvanç duyabilir. İnsanlar birbirlerini öldürmek gibi vahşi eylemleri sürdürdükleri müddetçe gelişimin önü kapalıdır. Savaşlara karşı duyduğum köklü nefret bana, huzuru ve barışı korumak için çok uğraşmış, hikmet sahibi bir insan olan babamdan geçmiştir. Pek çok mucidin ortak bir sorunu var. Sabırsızlıklar. İşi ağırdan alıp bir şeyi önce kafalarında açık ve net olarak çalıştırmaya isteksizler. Akıllarını eseni hemen denemek istiyorlar. Sonuçta bir sürü para ve iyi malzeme heba olduktan sonra yanlış yaptıklarını görüyorlar. Hepimiz hata yaparız ama hatayı işe koyulmadan yapmak en iyisi. Bilim insanı hemen sonuç almayı hedeflemez. Gelişkin fikirlerinin hemen kabul görmesini beklemez. Onun işi çiftçinin işine benzer. İstikbal için çalışır. Görevi gelecek nesil için temeli kurup yönü işaret etmektir. Yaşar, emek verir ve umut eder. İnsan bütün enerjisini tek bir işe odaklamalı. Tüm benliğiyle tek bir gerçeği idrak etmeli. İşte o zaman kutsal ateş onu kavursa bile kendisinden daha az yetenekli milyonlarca kişi peşinden gelecektir. Başarmak için çok az bir şans olsa bile gece gündüz yılmadan çalışmalı. Gelişimin büyüklüğünü belirleyen işin niceliği değil, niteliğidir. Elektriğin tam olarak ne olduğunu anladığımız gün çok büyük, insanlık tarihinde görülmüş en önemli olaya tanıklık edeceğiz. Gün gelecek, insanın rahatı, hatta belki de varoluşu tamamen bu muhteşem etkene bağlı olacak. Buharlı makine ve içten yanmalı motoru geliştirmekle ya da yeni bataryalar icat etmekle yetinmemeliyiz. Çalışacak çok daha iyi bir alanımız, tamamlamamız gereken çok daha büyük bir görevimiz var. Hiç tükenmeyecek kaynaklardan enerji elde etmenin yollarını, malzeme israf etmemenin yöntemlerini bulmalıyız. Ben havada bulunan enerjiyi uyandırmaya çalışıyorum. Enerjinin ana kaynakları bunlardır. Boşluk olarak görünen şey, henüz uyanmamış maddenin bir tezahürüdür. Enerjinin kablolar olmadan ekonomik bir şekilde iletimi insanoğlu için her şeyin üstünde bir önem taşımaktadır. Kablosuz enerji iletimi sayesinde insanoğlu havaya, denize ve çöllere karşı mutlak bir üstünlük kazanacaktır. Madencilik, pompalama, nakliyat, yakıt, yakma gibi zaruretlerden kurtulacak ve israfın önüne geçecektir. Elektrik enerjisinin Faraday'ın 1831'de buluşundan 1896 senesinde Niagara Şelalesi'nde Tesla polifaz sisteminin kurulumuna kadarki evrimi hiç şüphesiz mühendislik tarihinin en muazzam hadisesidir. Ressamlar ve müzisyenler evlenmeli. Evet, ama mucitler evlenmemeli. Ressamla müzisyen kadından ilham alabilir ve en güzel eserlerini aşkları sayesinde verebilir. Oysa mucidin tabiatı öyle güçlü, vahşi ve arzuludur ki bir kadına kendini adadığında bilime verecek bir şey kalmaz. Sanmıyorum ki çok sayıda büyük icadını sayabileceğimiz bir mucit olsun. Atom enerjisi fikri yanıltıcıdır. Fakat insanların zihninde öyle güçlü bir etki bıraktı ki 25 yıldır aleyhinde konuşmama rağmen hala bu enerjinin gerçekleştirilebileceğini düşünenler vardır. Çok yakında kablosuz olarak dünyanın her yerine mesaj iletmek öyle kolay olacak ki herkes kendi aygıtını yanında taşıyıp çalıştırabilecek. Bu konuda inancım öyle sağlam ki enerji ve bilgi aktarımını artık teorik bir olasılıktan çok
elektrik mühendisliğinin bir gün çözmesi gereken ciddi bir mesele olarak görmeye başladım. Çağımızın büyüklüğünü doğru bir şekilde anlamak isteyen herkes, elektrik alanındaki gelişmelerin tarihini çalışmalıdır. Elektriğin tarihi, Binbir Gece masallarındaki bütün öykülerden daha muhteşemdir. Çok geçmeden her yerde duman yok ediciler, toz emiciler, ozonlama cihazları, su, hava, yiyecek ve giyecek sterilizasyon aletleri, sokaklarda, üst geçitlerde ve metrolarda kaza önleyiciler olacak. Şehirde hastalık saçan mikroplara maruz kalmak imkansız gibi bir şey olacak. Ama kasabalılar dinlenip iyileşmek için şehirlere gidecekler. İçgüdü bilgiyi aşan bir şeydir. Hiç şüphesiz mantıksal çıkarım ya da beynin istemle herhangi bir çabası sonuç vermediğinde bize gerçeği gösterecek ince sinirlerimiz vardır. Doğanın duyularımıza sunduğu sonsuz fenomenler arasında bizi insan yaşamı olarak adlandırdığımız devinimden daha fazla hayrete düşüreni yoktur. Esrarengiz kaynağı geçmişin asla aralanmayacak perdesinin ardında gizlidir. Sonsuz çetrefilli yapısına akıl sır erdirilemez ve varış noktası geleceğin ulaşılamaz derinliklerinde yatmaktadır. Annem insan tabiatından anlar, asla beni azarlamazdı. Bir kişinin kendi aptallığından veya ayıplarından başkasının çabalarıyla değil, ancak kendi iradesiyle kurtulabileceğini bilirdi. Her gün keşfetme umuduyla, kim olursa olsun birilerinin süregelen asıl sorunlarına çözüm bulacağı umuduyla işimize gidiyor ve ertesi gün yeniden şevkle işimizin başına dönüyoruz. Başarısız olsak bile çabalarımız boşa değildir. Çünkü bu gayretlerden, bu uğraşlardan saatlerce tarifsiz keyif almış ve enerjimizi insanlığın yararına kullanmışızdır. Yaptıklarımla bazı bilimsel prensipleri keşfettiğimi kabul etmeye ikna olmuyorsanız, en azından adil davranıp beni birkaç güzel elektrikli aygıtın mucidi olarak tanımlayın. Dar görüşlü, kıskanç bireylere çabalarımı gölgede bırakma zevkini yaşatmak istemiyorum. Bu adamlar benim için pis birer mikroptan farksızlar. Projem, dünya sistemi, doğa kanunları nedeniyle geri kaldı. Dünya buna hazır değildi. Zamanının çok ötesindeydi. Ama aynı kanunlar sonunda galip gelecek ve projeme muzafferane bir başarı getirecektir. Bir mucidin beyninin bir yaratısının başarıya ulaştığını gördüğü anda hissettiği gibi yüreği saran bir heyecan daha olduğunu sanmam. Bu his insana yemeği, uykuyu, aşkı, her şeyi unutturur. İnsan aklı düşünür ama düşündüğünü karmaşıklaştırır. Bir problem çözüldüğü anda o çözüm beraberinde yeni zorluklar, belki de daha önceden var olmayan sorunlar getirir. Gençliğimde benim de en büyük sıkıntılarımdan biri buydu. Çok sayıda güzel alet icat etmiştim ama sürekli zorluklarla karşılaşıyordum. Bu durumun üstesinden gelmek için çok çalışmam gerekti. Bugünün bilim insanları deneylerin yerine matematiği koydular. İşlemlerin peşinden sürüklenip gidiyorlar ve sonuçta yaptıkları gerçekle hiç alakası olmayan bir yapı inşa etmek oluyor. Artık kozmik düşünmeye başladık. Sempati hislerimiz bilinmeyen uzaklıklara kadar yayılıyor. Dünya ağrısı bakterileri üşüştü üstümüze. Gel gelelim şimdiye dek evrensel uyuma yalnızca tek bir uluslararası ilişki düzleminde ulaşılabildi. O da posta servisi. Gayet iyi işleyen bir mekanizması var posta servisinin. Fakat bizler kutsal postacı heybesindeki ihtimamlı saygıdan ne kadar da uzağız. Dünyanın herhangi bir yerinde irademiz dahilinde elektriksel bir etki yaratabiliriz. Denizdeki bir taşıt gibi hareket halindeki bir cismin konumu ve yönünü, kat ettiği mesafeyi veya hızımızı saptayabiliriz. Çok sayıda insan etraflarında olan bitenin asla farkında olmuyor ve aralarından milyonlarcası hastalığa yenik düşüp sırf bu sebepten erkenden ölüyor. En sıradan günlük olaylar onlara gizemli ve açıklanamaz olaylarmış gibi geliyor. Birisi aniden bir hüzün dalgasına kapılıp nedenini bulmak için aklını zorlarken aslında sebebin güneşin önünden geçen bulutun güneş ışınlarını engellemesi olduğunu anlayabilir. Doğanın elinden tüm zorluklara rağmen hayatımı riske atma pahasına kopardığım o tek giz, dönen manyetik alan uğruna doğanın kazara denk geldiğim binlerce sırrını feda ederdim. Ben asıl işe geçmek için acele etmiyorum. Aklıma bir fikir geldiğinde onu önce hayalimde canlandırıyorum. Yapısını değiştiriyorum. İyileştirmeler yapıyorum. Ve aleti zihnimde çalıştırıyorum.
İcat ettiğim alet aynı düşündüğüm şekilde çalışıyor ve deney planladığım gibi sonuçlanıyor. 20 yıl boyunca tek bir istisnayla karşılaşmadım. Neden aksi olsun ki? Mars'ta veya başka bir gezegende akıllı varlıklar varsa dikkatlerini çekecek bir şey yapabiliriz diye düşünüyorum. Bu konu 5-6 yıldır gündemimden çıkmıyor. Şu anda istediğimiz dünya üstündeki diğer şahıslar ve toplumlarla daha yakın bir temas, daha iyi bir iletişim kurmak ve dünyayı ilkel barbarlıklarla ihtilafın içine sokan, milli egoizm ve gururu olan fanatik bağlılığın bertaraf edilmesidir. Barış ancak evrensel bir aydınlanma ve milletlerin bir araya gelmesinin doğal bir sonucu olarak ortaya çıkabilir. Biz hala huzurlu gerçeklikten çok uzağız. Enerji elde etmek için yakıt kullanırsak sermayemizden yer ve onu hızla tüketiriz. Barbarlıktan farkı olmayan bu yöntem gereksiz israfa yol açar ve gelecek nesillerin hayrına bir an önce durdurulmalıdır. Hareket halindeki bir kütle yönünü değiştirilmesine direnecektir. Aynı şekilde dünya da yeni fikirlere karşı çıkar. Fikrin öneminin ve değerinin kavranması zaman alır. Cehalet, ön yargı ve atalet fikrin erken gelişimine ket vurur. Samimiyetsiz bileşenler ve bencil sömürücüler itibarını zedeler. Düşmanları ona saldırır ve onu yargılar. Ama en nihayetinde bütün bariyerler yıkılır. Sanatçıların eserlerine hep hayranlık beslemişimdir. Ama benim fikrime göre onların eserleri yalnızca gölge ve suretlerdir. Oysa mucitler dünyaya elle tutulur yaşayan ve işleyen eserler kazandırırlar. Nasıl yiyecek bir şey bulacağımı bilmeden çok gün geçirdim. Ama çalışmaktan hiç korkmuyordum. Çukur kazan adamların yanına gidip çalışmak istediğimi söylemiştim. Patronları üstümü başımı, beyaz ellerimi süzüp diğerlerine bakıp güldü. Ama pekala, ellerine tükür ve çukura atla, dedi. O gün herkesten daha sıkı çalıştım. Günün sonunda elime 2 dolar geçmişti. Maddeyi yaratıp yok etmek, dilediği biçimlerde bir araya getirmek insanoğlunun akıl gücünün en yüce tezahürü ve fiziksel dünyaya karşı kazandığı en büyük zafer olacaktır. Başladığım şeyi illa bitirmek gibi bir saplantım vardı. Bir keresinde Voltaire'nin eserlerini okumaya başlamış ve o canavarın gün boyu 72 fincan sade kahveyi devirerek yazdığı, büyük harflerle basılmış yaklaşık 100 kitaplık bir külliyatı olduğunu öğrenince gözüm korkmuştu. İlla ki okunacaklardı ama son kitabı bitirip masaya koyduğumda çok memnun olmuş. Bir daha asla, demiştim. Beni birden fazla kez gücendirdiniz ama hem bir Hristiyan hem de bir düşünür vasıfları taşıdığım için sizi hep affettim. Düştüğünüz hataları görünce size acıdım. Bir keresinde meşhur Macar yazar Josika'nın Abanın Oğlu isimli romanına denk geldim. Bu kitap o zamana dek içimde uyuyan irade gücümü uyandırdı ve öz denetim üstüne çalışmaya başladım. Başlangıçta kararlılığım Nisan karları gibi eriyip gidiyordu ama çok geçmeden zayıflığıma karşı zafer kazandım ve hiç bilmediğim bir zevk tattım. Dilediğimce hareket etme zevkini. Para benim için insanların ona atfettiği gibi bir değer taşımıyor. Ben bütün paramı insanoğlunun hayatını kolaylaştıracak icatlar yaptığım deneylerime yatırdım. Uzayın nitelikleri olmayacağı gibi basit bir sebebe dayanarak eğrilemeyeceğini savunuyorum. Tanrı'nın nitelikleri olduğu söylenebilir. Aslında yoktur. Ona atfettiğimiz sıfatlar vardır ve bunlar da bizim uydurmamızdır. Yalnızca uzayı dolduran maddeleri ele alırken nitelikten bahsedebiliriz. Büyük kütlelerin karşısında uzayın eğrilebileceğini söylemekle bir şeyin hiçbir şey yokken harekete geçmesini iddia etmek eştir. Zihin gücü Tanrı'dan, ilahi varlıktan gelir. Zihnimizi bu gerçeğe odaklarsak bu yüce güçle uyumlanırız. Annem bana bütünü kutsal kitapta aramamı öğretti. İnsan yaşamını asla tam anlamıyla kavrayamayacak olsak bile bir devinimden ibaret olduğunu kesin olarak biliyoruz. Devinimin varlığı ise kaçınılmaz bir şekilde hareket eder bir kütleyle, onu hareket ettiren bir kuvveti işaret eder. Dolayısıyla yaşamın olduğu yerde kuvvetin harekete geçirdiği bir kütle vardır. Bütün kütleler eylemsizliğe sahiptir. Bütün kuvvetlerse sabit bir şekilde süre gelirler. Elektrik enerjisi her yerde sınırsız miktarda mevcuttur ve bütün dünyadaki makineleri kömür, petrol, gaz ya da başka bir yakıta gerek duymadan çalıştırabilir. Kraliyet Enstitüsü'nde verdiğim konferansın sonunda
Lord Rayleigh'in seyirciye sarf ettiği cömert sözler çalışmalara başlamam için itici bir güç oldu. O zamanla dek içimde bir mucit ışığı barındırdığımı hiç fark etmemiştim. Ama daima ideal bir bilim insanı olarak gördüğüm Lord Rayleigh barındırdığımı söylemişti. Ve eğer durum buysa o halde sağlam bir fikir üstünde yoğunlaşmalıydım. Hep yeni heyecanlara açızdır ama çok geçmeden onları kanıksar ve kayıtsız kalırız. Dünün mucizeleri bugünün sıradan olaylarıdır. Herkes bedenini her şeyden çok sevdiği birinden aldığı paha biçilmez bir hediye olarak görmelidir. Güzelliği tarifsiz, fevkalade bir sanat eseri ve insan zekasının ötesinde bir gizemdir beden. Öyle narindir ki tek bir söz, bir nefes, bir bakış, hatta bir düşünce bile incitebilir onu. Hastalığın ve ölümün kaynağı pislik, yıkıcı olmakla kalmayıp ahlaksız bir de alışkanlıktır. Birkaç sene evvel geliştirdiğim bir telsiz araçla toprak altındaki madenleri tespit etmek mümkün olmuştu. Aynı şekilde deniz altlarının yerleri de tespit edilebilir. Ben bir ışığın parçasıyım ve bu bir müziktir. Işık altı duyumu da doldurur. Onu görürüm, duyarım, hissederim, koklarım, ona dokunur ve onu düşünürüm. Düşünmek altıncı duyumdur. Işık parçacıkları notalar şeklinde yazılmıştır. Yıldırım başlı başına bir sonat olabilir. Binlerce yıldırım ise bir konserdir. Bu konser için Himalayaların buzlu tepelerinde duyulabilen yıldırım balosunu yarattım. Erdemlerimizle kusurlarımız birbirlerinden ayrılmazlar. Tıpkı kuvvetli madde gibi. Ayrıldıklarında insan diye bir şey kalmaz. Hayatımın ne kadar olağan dışı seyrettiğini şu olay açıkça gösterecektir. Çocukken Niagara Şelalesi ile ilgili okuduğum bir tasvirden büyülenmiş ve hayalimde şelalenin döndürdüğü koca bir çark canlandırmıştım. Amcama bir gün Amerika'ya gidip bu planımı gerçekleştireceğimi söyledim. 30 yıl sonra Niagara'da hayalimin hayata geçtiğini gördüm ve zihnin sırrın erişilmez gizemi karşısında hayrete düştüm. Beynim sadece bir alıcıdan ibarettir. Evrende ise bilgi, gücü ve ilhamı aldığımız bir öz vardır. Henüz bu özün sırrına erişemedim ama var olduğunu biliyorum. Sırplar kadar üzücü bir kaderi olan başka bir millet daha yoktur. Balkan Yarımadası'nın bütün kuzeyiyle, şimdiki Avusturya'nın büyük bir kısmını kapsayan o görkemli imparatorluk, 1389'daki Kosova Savaşı'nda karşılaştığı kalabalık Asya ordularından sonra kendini sefil bir köleliğin içinde buldu. Avrupa, kendi bağımsızlığı pahasına o barbar akını yavaşlatan Sırbistan'a olan borcunu asla ödeyemez. Dünyanın ne düşündüğü beni ilgilendirmiyor. Ömrüm boyunca asıl ben öldükten sonra söylenecek olanlara kıymet verdim. Bütün canlılar evrenin çarkında iç içe geçmiş dişlilerdir. Görünüşte yalnızca çevresindekilerin etkisindeymiş gibi dursalar da harici tesirlerin alanı sonsuz mesafelere kadar yayılır. Uzayın sonsuz boşluğunda ne bir takım yıldızı, ne bir nebula, ne güneş, ne bir gezegen, ne de yıldızlı semadan geçip giden bir gezgin vardır ki kaderini aynı şekilde kontrol etmesin. Muğlak ve asılsız astroloji bakımından değil, gayet katı doğal bilimler bakımından. Alkol az miktarda alındığında harika bir toniktir ama miktar arttığında ister viskiyle alınsın, ister midede şekerden üretilsin, zehirleyici etki gösterir. 18 yıl aşkın süredir bilgilerimi güncel tutmak için hertz dalgaları kullanan telgraf sistemiyle ilgili çıkan tezleri, bilimsel raporları ve makaleleri okuyorum. Ancak okuduklarımın hepsi bende kurmaca izlenimi yaratıyor. Kablosuz iletimde hertz dalgaları bir süre daha kullanılabilir ama şunu çekinmeden söyleyebilirim ki kısa bir zaman zarfında bu yöntem bilimsel zekanın tarihe geçmiş en çarpıcı, en anlaşılmaz hatası olarak görülecektir. Bilim, fizik dışı olguları araştırmaya başladığında yüzlerce yıllık varlığında kat ettiğinden daha büyük ilerlemeyi 10 yıl içinde gerçekleştirecektir. İnsan beynindeki alfa dalgaları 6 ile 8 Hz arasındadır. Vücut boşluğunun dalga frekansı 6-8 Hz arasında titreşir. Bütün biyolojik sistemler aynı frekans aralığında çalışır. Dünyanın elektriksel rezonansı da 6 ile 8 Hz arasındadır. Yani biyolojik sistemimizin tamamı, beyin ve dünyanın bizzat kendisi, aynı frekanslarda çalışır.
bu sistemi elektronik olarak kontrol edebilirsek, insanoğlunun bütün zihinsel sistemini de kontrol edebiliriz. Kristallere dair açık ve net gelişimsel yaşam prensiplerine sahibiz. Kristallerin yaşam döngüsünü anlayamasak bile onların canlı olduğunu kabul etmeliyiz. Teknik icatlar mimariye benzerler. Uzmanlar da zamanla benim çok önceden vardığım sonuçlara varacaklardır. Er ya da geç, enerji iletimi sisteminin bütünüyle kullanıma açılacaktır. Ve bana kalırsa bunun olması an meselesidir. Sonunda başarıya ulaşacağımdan ne zaman kuşku duyacak olsam, bu düşünceyi savuşturmak için Lord Kelvin'in bazı deneylerine tanık olduktan sonra yaşlı gözlerle söylediği şu sözleri hatırlarım. Yapacağına eminim. Eğitimli bir araştırmacı için Descartes'in 300 yıl önce bir ölçüde anlayıp öne sürdüğü yaşamın mekanik teorisinden daha inandırıcı bir şey yoktur. Hep güvercin besledim. Senelerdir binlercesini beslemişimdir. Bir tanesi var ki aklımdan çıkmıyor. Kanat uçları açık gri, gövdesi kar beyaz, güzeller güzeli bir kuştu. Diğerlerinden farklıydı o. Dişiydi. Onu göresim geldiğinde çağırırdım. O da uçarak yanıma gelirdi. O güvercini bir erkeğin bir kadını sevdiği gibi sevdim. O da beni sevdi. O yanımda olduğu sürece hayatımın bir amacı vardı. Hayat çözülmesi mümkün olmayan bir denklemdir. Böyle kalacaktır. Ancak bu denklemde bazı unsurlar bilinmektedir. Birkaç yıla kalmadan milletlerin ordulara, gemilere, tüfeklere, gemi, tüfek, yıkıcı etkisinin ve menzilinin sınırı olmayan çok daha korkunç silahlara gerek duymadan savaşması mümkün olacaktır. Düşman kendisinden herhangi bir uzaklıktaki şehri yok edebilir ve kimse onu durduramaz. Yaklaşan felaketi ve dünyayı cehenneme çevirecek olayları engellemek istiyorsak, uçan makinelerin ve kablosuz enerji iletiminin hiç gecikmeden geliştirilmesi ve bütün gücüyle kaynaklarını bu işe vakfetmesi için devleti ikna etmeliyiz. Sonsuza giderken bütün kuvvetler mükemmel bir uyum yakalarlar. Bu sebeple tek bir düşüncenin enerjisi evrenin devinimini belirleyebilir. Edison, ampirik araştırmanın en başarılı ve muhtemelen son örneğiydi. Başardığı her şey sıklıkla rastgele sergilediği ama gayretlerini ve kaynaklarını esirgemediği ısrarlı test ve deneylerin sonucuydu. İşe bilinen birkaç unsurla başlar. Bu unsurların kombinasyonlarını, permütasyonlarını alır, tabloya geçirir, bütün listenin üzerinden bir ipucu elde edene kadar müthiş bir hızla test ardına test yapardı. Aklı tek bir fikre saplanıp kalır, yerinden oynatmadık taş bırakmaz, bütün olasılıkları denerdi. Hiç şüphesiz bazı gezegenler meskun değildir ama diğerleri öyledir ve bunların arasında bütün gelişim aşamalarıyla yaşam var olmalıdır. Benim çok çalışkan olduğum söylenmiştir hep. Düşünce emeğe denk görülüyorsa belki de öyleyimdir. Çünkü neredeyse bütün çalışma saatlerimi düşünmeye adadım. Ama çalışmak katı bir kurala bağlı kalarak belli bir zamanda belli bir performans göstermekse şayet, o halde aylakların en boşta gezeni olabilirim. Zorlama altında gösterilen her türlü çaba yaşam enerjisinden feda etmeyi gerektirir. Ben asla böyle bir bedel ödemedim. Tam tersine, ben düşüncelerimle beslendim, geliştim. Hayatımda başarılı olmamın tek yolu disiplinden geçiyordu. Ben de arzularımla iradem bir olana kadar kendi üstümde disiplin uyguladım. Kablosuz teknolojisi tam anlamıyla kullanıma geçtiğinde bütün dünya koca bir beyne dönüşecek ki aslında şu anda da öyle. Her şey gerçek ve ritmik bir bütünün parçası. Birbirimizle anlık olarak mesafe sorunu yaşamadan iletişim kurabileceğiz. Bununla da kalmayacak, televizyon ve telefon aracılığıyla binlerce kilometreye rağmen birbirimizi sanki yüz yüze oturuyormuşuz gibi göreceğiz. Üstelik bunları yapmamız sağlayacak aletler mevcut. Telefonumuzdan çok daha basit olacak. Ceket cebinde bile taşınabilecek. Kadınlar önce eşitliklerini, sonra da üstünlüklerini erkekleri fiziksel olarak taklit etme yoluyla değil, kadın zihninin uyanışıyla ortaya koyacaklar. En azından bilim adına bir kazanım söz konusudur. Yine de gördüğümün yalnızca bir hayal değil, büyük ve sağlam bir gerçek olduğunu deneyimlerimden de yakında ortaya çıkaracağını umuyorum. Atmosferdeki nemin yağış halini almasını tamamen kontrol edebileceğimiz zaman çok yakındır. Sonrasında okyanuslardan sınırsızca su çekilip
dilediğimiz kadar enerji üretmemiz ve yer küreyi sulamamız ve tarımla tamamen değiştirmemiz mümkün olacaktır. Elektrik aracılığıyla insanlık adına daha büyük bir kazanım hayal edilemez. Medeniyetin yayılması, yangının yayılmasına benzetilebilir. Önce bir kıvılcım çıkar, sonra alev halini alır. Derken tüm gücü ve hızıyla ateş sarar her yanı. Nesiller sonra makinelerimiz, evrendeki herhangi bir noktadan elde edilen enerjiyle çalışacaklar. Bu fikir yeni değil. Gücünü topraktan alan Antaeus'un mitinde de rastlıyoruz buna. Müthiş matematikçilerimizden birinin teorilerinde de evren enerjiyle doldur. Bu enerji statik midir, kinetik mi? Statikse umutlarımız boşa çıkmış demektir. Kinetikse ki öyle olduğuna kesin kes biliyoruz, insanoğlunun makinelerini doğanın dişli takımına bağlamayı başarması an meselesidir. Bana tüm çalışmalarımda rehberlik eden tutku, doğa güçlerini insanoğlunun menfaati için kullanmaya duyduğum tutkudur. İlk gayretlerimiz tamamen içgüdüseldir. Canlı ve disiplin altına alınmamış bir hayal gücünün teşvikleridir. Büyüdükçe mantık öne çıkar ve daha sistemli, daha planlı insanlar oluruz. Ama o ilk dürtülerimiz en başta üretkenlik göstermeseler de en büyük cevherlerimizdir ve kaderlerimizi tayin edebilirler. Şimdi görüyorum ki bu dürtüleri bastırmak yerine anlayıp geliştirseydim, dünyaya bıraktığım mirasa sağlam bir katkı yapmış olacaktım. Ancak yetişkin bir adam olana kadar içimde bir mucit yattığını fark edememiştim. Maddelerin çevrelerinden aldıkları dışında bir enerji söz konusu değildir. Her şeyin telafisinin olacağına inancım sağlam. Gerçek ödüller daima verilen emek ve yapılan fedakarlıklarla orantılıdır. Bu yüzden bütün icatlarım arasından yükseltici vericinin gelecek nesiller için en önemli ve en değerlisi olacağını düşünüyorum. Beni bu öngörüyü bulmaya iten, cihazın getireceği kesin olan ticari ve sanayi devrimlerden ziyade mümkün kılacağı pek çok başarının insani sonuçlarıdır. Medeniyetin yararına daha yüce faydalar söz konusuyken sırf kullanılabilirlik kaygıları hafif kalmaktadır. Saatimi tamamen dikkatli ve ölçülü bir yaşam tarzını benimsemiş olmama borçluyum. Din ancak bir idealdir. İnsanoğlunu maddi bağlardan azat etme eğiliminde ideal bir kuvvettir. Ben şahsen maddeyle enerjinin yer değiştirebileceğine inanmıyorum. Ne de bedenle ruhun. Evrende çok fazla madde var ve bunlar yok edilemez. Benim gördüğüm kadarıyla bu gezegende bireysellik yok. Böyle deyince gülünç gelebilir ama herkesin uzaydan geçen bir dalga olduğuna inanıyorum. Bu dalga aldığı yol boyunca her dakika değişiyor ve nihayet bir gün çözülüp gidiyor. Doğal yatkınlığı kuvvetli bir arzuya dönüşen insan amacına hızlı ve emin adımlarla ulaşır. Geçmiş çağlardan günümüze kalmış pek çok anıt var. Saraylarla piramitler, Yunan tapınaklarıyla Hristiyan katedralleri. Bunlar insanın kudretinin, ulusların azametinin, sanat sevgisinin ve dini ibadetin simgeleri. Oysa Niagara'daki anıtın daha kendine özgü, günümüz düşünceleri ve temayülleriyle daha uyumlu bir durumu var. Bilimsel çağımıza yaraşır bir anıt. Aydınlanma ve barışın anıtı. Doğa güçlerinin insanın emri altına alınmasını, barbarlığın terk edilişini, milyonlarca kişinin yokluk ve sefaletten kurtuluşunu simgeliyor. Dünyanın her yerinde herkes enerji kaynaklarına bedava ulaşabilmelidir. Bilim adına, bilhassa röntgenin muazzam başarısı adına neler yaptığını düşününce, Crookes'un o küçük ampulüne bakarken huşuya kapılmadan edemiyor insan. İçinde hala şanslı bir öğrenci tarafından, daracık hücresinden dışarı salınmayı bekleyen minnettar bir Amstomus barındırması muhtemel. Benim de bir fısıltı duymuşum gibi hissettiğim zamanlar oldu. Sonra da hevesle tozlu ampullerle şişelerin arasında arayışa girdim. Korkarım hayal gücüm beni yanıltmıştı. Ama yine tozlu ampullerim oradalar ve ben hala umutla kulak kabartıyorum onlara. Doğal yatkınlıkları kuvvetli bir arzuya dönüştüğünde insan amacına doğru kanatlı çizmelerle yol alır. Tarihin başlangıcından bu yana gerçekleşen bu en büyük savaştan, İkinci Dünya Savaşı, yeni bir dünya doğmalıdır. İnsanlığın fedakarlıklarını haklı çıkaracak bir dünya. Bu yeni dünyada zayıf güçlünün, iyi ise kötünün suistimaline uğramamalı. Fakir zenginin şiddetiyle aşağılanmamalı. Zihnin yaratımları, bilim ve sanat,
topluma insanlığın daha iyi ve barış içinde yaşaması için hizmet etmeli. Bireylerin bencilce servet edinmeleri için değil. Bu yeni dünya mazlumun ve hor görülenlerin değil. Onur ve saygınlıkla birbirine eşit, özgür insanlarla ulusların dünyası olmalıdır. Nefretiniz elektriğe dönüştürülebilseydi, bütün dünyayı aydınlatmaya yeterdi. Edison'la tanışmamız benim için akıldan çıkmayacak bir hadiseydi. Yaşamının başında kendisine hiç fırsat tanınmamış, hiç bilimsel eğitim görmemiş birinin bunca iş başarmış olması beni hayran bırakmıştı. Oysa ben bir düzine dil öğrenmiş, edebiyat ve sanatla ilgilenmiş, en güzel yıllarımı kütüphanelerde geçirmiş, elime ne geçse Newton'un tüm romanlarını okumuştum ve hayatımın çoğunu çarçur ettiğimi düşünüyordum. Ama bunun yapabileceğim en iyi şey olduğunu anlamam çok uzun sürmedi. Bilim, nihai olarak insanlığın iyiliğini amaçladığı müddetçe kendisine ters düşer. Edison'un yönetimi verimsizliğin tepe noktasındaydı. Çünkü herhangi bir sonuç alınabilmesi için uçsuz bucaksız bir zeminin kapsanması gerekiyordu. Önceleri azıcık teori kurup hesaplama yapıldığı takdirde verdiği emekten %90 tasarruf edeceğini bildiğimden bu halini üzüntüyle izliyordum. Ama kitap öğretilerine ve matematik bilgisine sahici bir hoşgörü, kendi mucitlik içgüdüleri ve pratik Amerikan zekasına ise mutlak bir inanç besliyordu. Bu açıdan bakınca muazzam sayıda başarıya ulaşmış olması bir nevi mucizedir. Fikrimi çalmaları mühim değil. Asıl mühim olan kendi fikirlerinin olmaması. 8 yaşıma kadar zayıf, ikircikli bir kişiliğim vardı. Karar verip arkasında duracak cesaret ve güçten yoksundum. Hislerim dalga dalga gelip kabarıyor ve en uçlarda titreşiyordu. Arzularım tüketici bir güçteydi. Hayatın acıları, ölüm ve dini konular üstümde baskı yaratıyordu. Batıl inançların etkisi altında kalıyor, sürekli şeytani ruhların, hayaletlerin, devlerin ve karanlıktan çıkan melum canavarların korkusuyla yaşıyordum. Sonra bir anda gelen muazzam bir değişim bütün varlığımın gidişatını yeniden oynattı. Evrenin sırlarını bulmak istiyorsanız enerji, frekans ve titreşim cinsinden düşünmelisiniz. İcatları hayati bir bağla bağlıdır. İnsanın yaratıcı beyninin en önemli ürünleri olan icatların en yüce amaçları, zekanın maddi dünyaya tam anlamıyla egemen olması ve doğanın güçlerinin insanın ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılmasıdır. Bu, çoğunlukla yanlış anlaşılan ve ödülsüz bırakılan mucidin görevinin de zor kısmıdır. Fakat mucitler bu zorluğa karşın onsuz insan ırkının amansız koşullarda sürdürdüğü yaman mücadelesinde çoktan yok olacağı, fevkalade ayrıcalıklı zümrenin bir parçası olmanın ve sahip olduğu güçleri tatbik etmenin verdiği keyifte gani gani teselli bulurlar. Öngörülerimin şimdiye dek olduğu gibi doğru çıkıp çıkmayacağını gelecek gösterecek. Başlangıçta hastalığın yol açtığı zihinsel aktiviteler zamanla bana tabii gelmeye başladı ve nihayetinde beni şunu düşünmeye itti. Ben düşünce ve hareket açısından hür iradeden yoksun, tamamen çevreden gelen etkilere tepki veren bir otomattım. Vücutlarımız öyle karmaşık yapılar, yaptığımız hareketler öyle çok ve anlaşılmaz. Duyu organlarımız üzerindeki dış etkenler öyle hassas ve yakalaması güç ki sıradan bir insanın bu gerçeği idrak etmesi çok zor. Yine de eğitimli bir araştırmacı için Descartes'in 3 yüzyıl önce bir ölçüde anlayıp öne sürdüğü yaşamın mekanik teorisinden daha inandırıcı bir şey yoktur. Antisosyal davranışlar, konformistlerle dolu bir dünyada zekanın göstergesidir. Günümüzde dünyanın en medeni ülkeleri gelirlerinin azami kısmını savaşa harcarken eğitime asgari bir pay ayırmaktadırlar. 21. yüzyıl bu düzeni tepetaklak edecektir. Cehaletle savaşmak, savaş meydanında ölmekten daha görkemli olacaktır. Yeni bilimsel gerçeklerin keşfi, diplomatların çekişmelerinden daha önemli bulunacaktır. Günümüz gazeteleri bile bilimsel buluşlara ve yeni felsefi kavramların üretilmesine haber muamelesi yapmaya başladılar. 21. yüzyılın gazeteleri ise suçlara ya da siyasi ihtilaflara arka sayfada şöyle bir değinip geçecekler. Yeni bilimsel hipotezleri ise manşetten vereceklerdir. Kristaller, yaratılışın başından beri var olan canlı varlıklardır. Paris'ten 1884'ün baharında geldim ve hemen onunla,
Edison'la tanıştırıldım. Gece gündüz deney yapıyor, tatilleri bile boş geçirmiyorduk. Laboratuvarda farklı aralıklarla kah çalışarak, kah uyuyarak varlık gösteriyordu. Hiçbir hobisi yoktu. Sporu sevmezdi. Bir eğlence kaynağı yoktu. Üstelik en temel hijyen kurallarını bile hiçe sayarak yaşıyordu. Hiç şüphesiz sonradan onu korumayı kendine hayat amacı edinmiş istisnai zekilikle bir kadınla evlenmemiş olsaydı, sırf bu ihmalkarlığının sonuçlarından ötürü seneler evvel ölürdü. İşine işte böyle büyük ve kontrolsüz bir tutkuyla bağlıydı. Eksik gözlem cehaletin bir türüdür ve mevcut pek çok ölümcül kavramla aptal düşünceden sorumludur. Çok uzak olmayan bir gelecekte enerji, ev aydınlatmasından uçak çalıştırılmasına her türlü kullanım için kablosuz olarak iletilebilecektir. Temel prensipleri buldum, geriye bunların geliştirilmesi kaldı. Bu gerçekleştiğinde dünyanın her köşesine çiftliğinizi gören dağın tepesinden kutuplara ya da çöllere gidip yemeğinizi pişirecek ya da kitabınızı okumanız için size aydınlatma sağlayacak küçük bir teçhizat kurabileceksiniz. Bu teçhizat valizden büyük olmayan bir çantada taşınacak. Gelecekte tarlalarda kablosuz aydınlatma, şimdilerde şehirlerimizdeki elektrikli aydınlatma direkleri kadar yaygın olacak. Bazen evlenmeyerek işim uğruna çok büyük fedakarlıkta bulunmuşum hissine kapılıyorum. Bir keresinde Colorado'da yoğun bir sistem yağış elde etmeyi başardım. Dışarısı pusluydu ama akımı açtığımda laboratuvardaki bulut öyle yoğunlaştı ki yüzümün birkaç santim ötesinde tuttuğum elimi göremiyordum. Kurak bir bölgeye doğru tasarlanmış bir santral kurabileceğimize, santrali gözlemlerim neticeleriyle kurallara uygun çalıştırabileceğimize ve bu sayede okyanustan sulama ve enerji amaçlı sınırsız miktarda su çekebileceğimize olan inancım sağlam. Bunu gerçekleştirmeye benim ömrüm yetmezse bile bir başkası başaracaktır. Her halükarda haklı olduğumdan eminim. Temeli olmayan fiziksel ve tinsel fenomenler hakkındaki görüşlerimi değiştirmek için en ufak bir sebeple karşılaşmadım. Böyle şeylere inanç beslemek aşırı entelektüel gelişimin doğal sonucudur. Dini dogmalar artık ortodoks anlamlarıyla kabul edilmiyorlar. Ama her birey bir çeşit yüce güce inanıyor. Hal ve gidişatımızı idare etmek, iç rahatlığımızı sağlamak için hepimizin bir ideali olmalıdır. Ama bu idealin inanç, sanat, bilim ya da başka bir şeyden olması mühim değildir. Yeter ki manevileştirici bir kuvvet görevi görsün. İnsanlığın bir bütün olarak barışçıl varoluşu için tek bir anlayışın hüküm sürmesi şarttır. 21. yüzyılda robotlar, antik medeniyetlerdeki kölelerin yerini alacaktır. Bireyler arasındaki kavgalar, tıpkı devletlerle milletlerin arasındakiler gibi, kelimenin en geniş anlamıyla daima yanlış anlaşılmalardan, bir başkasının görüş açısını takdir etme kabiliyetsizliğinden kaynaklanır. Bu da cehaletten, kendi alanlarında değil ama karşılıklı alanlardaki cehaletlerden dolayıdır. İhtilaf tehlikesi, her insanda bulunan mücadelecik özelliğinin baskınlığına bağlı olarak artıyor. Doğuştan gelen bu savaşçılık temayüllerine direnmek için en iyi yol, başkalarının faaliyetlerinden yana cehaletin, genel kültürün sistemli bir şekilde artırılması yoluyla def edilebilmelidir. Bu amacı göz ardı etmeden fikir teatisinin ve karşılıklı ilişkilerin desteklenmesi çok önemlidir. Ömrünüz bitmeden insan elinden çıkma dehşetli hadiselere tanık olabilirsiniz. Şahit olduğumuz muazzam mücadelenin ışığında dünyaya baktığımda insanlığın çıkarına en iyi şekilde hizmet edebilmemiz için ABD'nin kendi geleneklerine sadık kalması ve karmaşık ittifaklardan kaçınması gerektiğine iyice ikna oluyorum. Bitmeyen çatışmaların olduğu sahnelerden uzaktaki coğrafyası, bölgesini genişletmek gibi bir amaç gütmeyişi, tükenmez kaynakları ve bağımsızlık ve adalet duygusunun içine işlediği kalabalık nüfusu ile bu ülke eşsiz ve ayrıcalıklı bir konumdadır. Dolayısıyla da devasa kuvvetini, ahlaki gücünü herkesin yararına sağduyulu ve verimli bir şekilde, bağımsız olarak, sonra da bir birliğin üyesi olarak uygulayabilir. 3. 6 ve 9 sayılarının azametini bilseydiniz, evrenin anahtarını elde edebilirsiniz. Soylu reformcularla filozofların öğretilerinde insanseverlik ruhunu uyandıran sanatçının ta kendisidir. Bu ruh, her alanda ve konumdan insana, maddi kazanç için değil, başarmanın verdiği keyif ve yoldaşlarına sağlayabilecekleri iyilikler için
çalışma azmini aşılamıştır. Bu tesirin altında insanlar işlerine devam ediyor, çalışmalarına derin bir sevgi besliyor. Kendi alanlarında mucizeler yaratıyorlar. Bununla birlikte bilgiyi edinip yaymayı, ana gayeleri ve keyif kaynakları olarak görüyor. Dünyevi şeylerin ötesine bakabiliyor ve mükemmeliyet bayrağını taşıyorlar. O halde sanatçıyı onurlandıralım, ona şükranlarımızı sunalım, sanatçının şerefine içelim. İnsanlığın sürekli artan bir ivmeyle gelişimi icatlara hayati bir bağla bağlıdır. İnsanın yaratıcı beyninin en önemli ürünleri olan icatların en yüce amaçları, zekanın maddi dünyaya tam anlamıyla egemen olması ve doğanın kuvvetlerinin insanın ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılmasıdır. Bu, çoğunlukla yanlış anlaşılan ve ödülsüz bırakılan mucidin görevinin de zor kısmıdır. Fakat mucitler bu zorluğa karşın, onsuz, insan ırkının amansız koşullarda sürdürdüğü yaman mücadelesinde çoktan yok olacağı, fevkalade de ayrıcalıklı zümrenin bir parçası olmanın ve sahip olduğu güçleri tatbik etmenin verdiği keyifte gani gani teselli bulurlar. Çocukluğumda yaşadığım ve meyvelerini sonradan aldığım tuhaf bir tecrübeyi anlatayım. Daha önce görülmemiş ani bir soğuk hava dalgası yaşanıyordu o aralar. Öyle ki karda yürüyen insanlar arkalarında parlak bir iz bırakıyordu. Bir gün kedimin sırtını okşarken bir anda kedinin sırtı parladı ve elimden kıvılcımlar çıktı. Babam buna elektrik dendiğini, fırtınalı günlerde ağaçlara düşen de aynı şey olduğunu söyledi. Annem paniğe kapılmıştı. "Kediyle oynamayı bırak, alev alacak şimdi," diye çıkıştı. Tamamen soyut düşünüyordum. Doğada bir kedi miydi? O halde onun sırtını okşayan kimdi? Ancak Tanrı olabilir sonucuna varmıştım. Babam sık sık öfkesini ve hoşgörüsünü açık ediyordu. Oysa annem farklıydı. İnsan karakterinden anlıyordu ve kurtuluşun ancak insanın kendi elinden geleceğini biliyordu. Hatırlıyorum da bir gün tüm paramı kaybetmiş, yine de oyun oynamak için can atıyorken annem elinde bir tomar parayla gelip "Git keyfine bak, bütün varlığımızı ne kadar çabuk kaybedersen o kadar iyi, bunu atlatacağını biliyorum," demişti. Haklıydı. Arzumu hemen oracıkta yendim. Tek pişmanlığım dürtümün 100 kat daha şiddetli olmamasıydı. Arzumu yenmekle kalmamış, onu kalbimden hiçbir izi kalmayacak şekilde söküp atmıştım. O günden beri de bir türlü kumara diş karıştırmaktan farklı bakmadım. Fiziksel nedenleri yok edilmedikçe savaşlardan kaçınılamaz. Fiziksel nedenleri yok edilmedikçe savaşlardan kaçınılamaz. Bu da son tahlilde yaşadığımız gezegenin geniş sınırlarıdır. Yalnızca istihbarat iletimi, yolcu ve malzeme nakli ve enerji iletimi gibi her açıdan mesafe ortadan kalktığında dostça ilişkilerin devamlılığını sağlayacak şartlar oluşacaktır. Şu anda istediğimiz dünya üstündeki diğer şahıslar ve toplumlarla daha yakın bir temas, daha iyi bir iletişim kurmak ve dünyayı ilkel barbarlıklarla ihtilafın içine sokan milli egoizm ve gururu olan fanatik bağlılığın bertaraf edilmesidir. Hiçbir cemiyet ya da meclis yasası böyle bir felaketi engelleyemez. Bunlar yalnızca zayıfları güçlülerin merhametine bırakacak yeni aletlerdir. En başından beri sayısız nesildir kadınların sosyal hayattaki itaatkarlığı doğal olarak erkeklerden hiç de geri kalmadığını bildiğimiz zihinsel yeteneklerinde kısmen körelmeye ya da en azından bu özelliklerin kalıtsal mirasında bir durulmaya yol açmıştır. Fakat kadınlar zihinsel hünerler ve başarılar açısından erkeklerle eş kapasitede olduklarını göstermişlerdir. Ve nesiller birbirini takip ettikçe bu kapasite daha da artacaktır. Ortalama bir kadın, ortalama bir erkek kadar tahsil görecek, hatta beyninin uykudaki yetenekleri asırlarca dinlenmede kaldığı için daha güçlü çalışacak ve bu sebeple kadının tahsili daha bile iyi olacaktır. Kadınlar geçmiş emsalleri yok sayacak ve kendi gelişimleriyle medeniyeti irkilteceklerdir. İlk çağlara, yalnızca güçlünün kanununun geçerli olduğu zamanlara dönelim. Aklın ışığı henüz yanmamıştı ve zayıflar güçlülerin merhametine kalmışlardı. Zamanla zayıflar kendilerini savunmayı öğrendiler. Sopa, taş, mızrak, sapan ya da ok kullandılar ve sonuçta fiziksel kuvvet yerine zeka, savaşlarda belirleyici faktör konumunu aldı. Vahşi kişilikler daha asil hislerin uyanışıyla yumuşadı ve çağlar süren bir sürecin sonunda akılsız hayvanın kaba dövüşmeleri günümüzün medeni harbine dönüştü.
Bu harpte taraflar el sıkışır, dostane bir havada sohbet eder. Prolarını içerlerken en ufak bir sinyalde ölümcül bir çatışmaya girmeye hazırdırlar. Kötümserler diledikleri gibi konuşsunlar. Bu muhteşem bir ilerlemenin mutlak kanıtıdır. Çocukluğumdan itibaren dikkatimi hep kendi üstümde toplamaya mecbur kalmışımdır. Bu bana sıkıntı vermekle birlikte şimdi düşününce gizli bir lütuf da. Çünkü bana hayatın korunmasında iç gözlemin paha biçilmez kıymetini bilmeyi ve başarıya giden yolları öğretti. Meslek baskısı ve bilginin kapılarından içeri akan sonsuz tesirler modern varoluşu pek çok yönden tehlikeli kılmaktadır. Çoğu kimse dış dünya üstüne öyle derin ve tefekküre dalmıştır ki kendi içlerinde neler olup bittiğinden habersizdirler. Milyonlarca vakitsiz ölümün ana sebebi burada bulunabilir. Özenliliği düstur edinmişler dahi hayal gücünden sakınıp asıl tehlikeyi göz ardı etme hatasına düşerler. Birey için geçerli olan aşağı yukarı toplum içinde geçerlidir. Kazara ortaya çıkan ve deneylerle de teyit edilen bu gerçek, yani olanca zahmetiyle bu gezegenin elektrik akımları karşısında güçlü bir metal toptan farksız olduğu gerçeği ve bu gerçek sayesinde akla hayale sığmayan ve hesaplanamaz sonuçlara gebe sayısız olasılığın elde edileceği kabul gördüğünde, ilk santral açıldığında ve bir telgraf mesajının adeta bir düşünce gibi gizli ve müdahalesiz bir şekilde dünyanın her yerine iletilebileceği, tüm tonlamalarıyla insan sesinin anında yerkürenin her köşesine doğru ve anlık olarak yenilenebileceği bir şelaleden sağlanan enerjiyle her yerde, karada, denizde ya da havada, ışık, ısı ve hareket gücü elde edilebileceği gösterildiğinde, insanlık tıpkı çomak sokulmuş karınca yuvası gibi karışacak. Sonra seyreyleyin cümbüşü. Enerjiyi yalnız ışık formunda değil, hareket gücü olarak veya başka bir enerji formunda, daha dolaysız bir şekilde bulunduğumuz çevreden alma ihtimali var. Bunun yapılacağı zaman gelecek. Üstelik aydınlanmış bir seyirci karşısında bu sözleri sarf eden kişinin vizyoner olarak görülmeyeceği zaman geldi bile. Aklımızın almayacağı bir hızla sonsuz bir uzay içinde fırıl fırıl dönüyoruz. Etrafımızdaki her şey bizim gibi dönüyor. Her şey hareket ediyor. Her yerde enerji var. Kendimizi doğrudan bu enerjiye açabileceğimiz bir yol olmalı. Sonra ortamdan, stokları hiç tükenmeyen ve dükkandan alınan enerji ve çekilen güçle, çabasız elde edilen her türlü enerji biçimiyle insanlığın ilerlemesi büyük bir ivme kazanacak. Sırf bu muazzam ihtimalleri düşünmek bile zihnimi genişletiyor, umutlarımızı kuvvetlendiriyor ve kalplerimizi neşeyle dolduruyor. Nikola Tesla, 1856 yılında Hırvatistan'da doğdu. Babası Mulitin Tesla, Ortodoks rahibiydi. Annesi Ducika Mandić ise özellikle ev aletleri konusunda mucitlere, has yeteneklere sahipti. Nikola'nın 4 erkek kardeşi. Bu kardeşlerden Nikola'nın abisi olan 9 yaşındaki vefat etmişti ve 3 kız kardeşi vardı. Karlovoş Lisesi'ne gitti ve 4 yıllık liseden 3 yılda mezun oldu. Graz Üniversitesi'nde elektrik mühendisliği okudu ama 3. yılın 2. döneminde derslere gitmeyi bıraktı. Maribor'da bir yıl boyunca kıdemsiz mühendis olarak çalıştı. 1880 yazında babasının da teşvikiyle Karoline Prag'da bulunan üniversitedeki derslere katıldı. Babasının vefatının hemen ardından derslere gitmeyi bıraktı. Budapeşte'deki bir telefon şirketinde mühendislik mesleğini icra etmeye başladı ve çok geçmeden baş mühendis oldu. Tesla'nın dediğine göre bir arkadaşıyla Budapeşte'deki bir parkta dolaşırken zihninde döner manyetik alanla ilgili bir fikir belirmiş ve arkadaşına indüksiyon motorunun çalışma prensibini arkadaşına açıklamak için kuma sopayla bir diyagram çizmişti. Tesla, ABD'ye gitmeden önce Thomas Edison şirketlerinden birinde mühendis olarak çalışmak üzere Paris'e taşındı. Anlaşılan o ki Tesla dinamosunu burada tasarlamıştı. Bir süre Strasbourg'da kaldıktan ve burada kimseye söylemeden kusursuz çalışan bir indüksiyon motorunun prototipini geliştirdikten sonra Edison'un yaptığı teklif üzerine ABD'ye taşındı. Çocukluktan beri Amerika'ya gitmek ve Niagara Şelalesi'nin debisinden yararlanmak Tesla'nın hayaliydi. İlk başta Tesla alelade bir mühendisti ama çözümü imkansız gibi gözüken bazı problemleri çözmesinin sonucu olarak kendisine çok geçmeden önemli görevler verildi.
Edison, şirketin hizmet kalitesini artırmak için Tesla'ya yüklü bir maaş sözü verdi. Tesla, kendisine verilen maaştan Edison'a söz edince Edison'un yanıtı şu oldu. Tesla, Amerikalıların esprilerinden hiç anlamıyorsun. Tesla'ya haftalık yalnızca 18 dolar ödeme yapıyordu. Tesla daha yüksek bir maaş alamayınca Edison'la bağını kopardı. Tesla kendi şirketini kurdu. Tesla, elektrikli aydınlatma ve üretim şirketi. Gel gelelim, yatırımcılar alternatif akım motoru yapma planlarını kabul etmeyip onu sektörden çekilmeye zorladılar. İlk alternatif akımlı, fırçasız indüksiyon motorunu yaptı. Nisan ayında Tesla, X ışınları adıyla anılacak konuya dair araştırmalarına başladı. İcadını Amerikan Elektrik Mühendisleri Enstitüsü'nde tanıttı. Bu icattan en çok etkilenenlerden biri sanayici ve mucit George Westinghouse'tu. Bir gün Tesla'nın laboratuvarını ziyaret etti ve gördükleri karşısında şaşkına döndü. Tesla ile iş ortağı oldular ve ABD'de elektrik kullanımı başladı. Kablosuz elektrik iletimini icat etti. Tesla etkisi, kendisinin onuruna bu isimle anılmaktadır. Bu tür elektrik iletimlerinin uygulanması için kullanılan bir terimdir. 1891 yılında Tesla, ABD vatandaşı oldu. Çok aşamalı besleme alanıyla ilgili ilk patentlerini almaya başladı ve döner manyetik alanının çalışma prensiplerine dair araştırmalarını sürdürdü. 1892-1894 bu dönemde Amerika Elektrik Mühendisleri Enstitüsü'nün başkan yardımcısı olarak görev aldı. 1893 Tesla ilk radyo vericisini kurarak kablosuz elektromanyetik enerji iletmeyi başardı ve ancak 1897'de patentini alabildi. Patentini kaydettirdikten 2 yıl sonra 1899'da Marconi ilk radyo iletimini yapmayı başardı. Tesla'nınkinin birebir aynısı olduğu için Marconi'nin patenti reddedildi. İki mucit davalık oldu ve mahkeme 1943'te Tesla'nın lehine karar aldı. Birçok kitapta hala radyonun mucidi olarak Marconi'nin ismi geçse de. 1894'te Columbia ve Yale üniversiteleri kendisine fahri doktor unvanı teklif etti. 1895'te Tesla jeneratörü olarak bilinen jeneratörü icat etti. Tesla'nın bulguları sonucu ilk hidroelektrik santral Niagara Şelalesi'nin üzerinde inşa edildi ve New York'taki Buffalo şehrine başarıyla elektrik verildi. Tesla, yüksek voltajlı deneyler ve ölçümler yapmak için Colorado Springs'teki laboratuvara taşındı. Tesla'nın bu laboratuvardaki amaçları yüksek voltajlı bir elektrik vericisi inşa etmek, iletilen elektriği izole etmek ve ayırmak için mevcut şartları geliştirmek ve toprak atmosferden geçen akım yayılımının yasalarını belirlemekti. New York Times, Tesla ile Edison'un Nobel Fizik Ödülü almaya çok yakın olduklarını duyurdu. İkisi de ödülü alamadı ve bunun sebebi hala belirsizdir. Söylentiye göre ödülü Edison'la paylaşmayı reddedeceği ve Marconi de zaten ödül aldığı için Tesla, Nobel Fizik Ödülünü reddedecekti. 1943, 7 Ocak günü Tesla, hayatının son 10 yılını geçirdiği New Yorker Otel'de 33. kattaki 3327 no'lu odada vefat etti. Cenaze törenine 2000'i aşkın kişi katıldı. Bu kişiler arasında birçok bilim insanı ve Nobel ödülü sahipleri de vardı. Naaşı yakıldı ve külleri Tesla'nın en sevdiği şeklin içine, altın bir küreye kondu. Tesla, 19. yüzyılın sonuyla 20. yüzyılın başında yaşamış en büyük bilim insanlarından biri olarak kabul edilmektedir. Tesla'nın icatları ve teorik çalışmaları alternatif akıma, elektrik enerjisine, alternatif akım sistemlerine, çok aşamalı sistemler de dahil elektriğin dağıtım sistemlerine ve ikinci sanayi devriminin belirleyicisi olan alternatif akım motoruna ilişkin çağdaş bilgilerimizin temelini attı. Kendisinin onuruna uluslararası birim sistemindeki manyetik alan ölçü birimi Tesla olarak adlandırılmıştır.